Başkanlık sistemi demek Türkiye'nin idari, siyasi, hukuki yapısının yeniden şekillenmesi demek. Bu da bu çözüm süreci olarak önümüze getirilip dayatılan bu pazarlığın bir parçası gibi gözüküyor. Yani federatif bir yapıya doğru Türkiye taşınacaksa bu başkanlık sisteminin üzerinden kendisini ifade edecek. Yürütme gücünün önündeki engelleri kaldırmak adına milletim için istiyorum diyerek maskeliyorsanız bu hepimizin canını sıkacak, yarın ağır sonuçlara çıkar. IŞİD de, PKK, PYD çatışmalarının ortaya çıkardığı hasıla bu kantonlaşma sürecini meşrulaştıracak bir yeryüzü algısı oluşturmak üzereydi. Oldu. Kobani'de olan neyse Cizre'de olan o. Muhtemeldir ki bu tüm Güneydoğu'yu içine alan bir ivme kazanacak. Bu hükümet neden İmralı'yı, Kandil'i, PKK'yı bir muhatap alarak bu süreci devam ettirmeye çalışıyor? Neden bu Kürt kökenli vatandaşlarımızın talebi üzerinden onlara komisyon ödüyor? Niye onlara itibar ve alan kazandırmaya çalışıyor? İşte bu biraz evvel başkanlıkla ilgili arkadaki var olan gizli ajandanın gereği olarak orada duruyor. Bizim halkımız ne o Osmanlıcılığı, bunların ifade ettiği o büyük Osmanlı coğrafyası olarak algılıyor. Öyle değil. Misak-ı milli içine alan bir federatif yapıyı tarif ediyor. Bence bu federatif yapının arkada Oslo'yla başlayan süreç içerisinde pazarlığı bir yere gelmiştir.